Tasarısının çok tehlikeli olduğunuzu anlatmamıza, komisyonda sakıncalarını dile getirmemize, değiştirilmesi gereken hususları gündeme taşımamıza rağmen hükümet yine bildiğini okudu. 4 yılını dolduran okul yöneticilerinin görevlerinin sona erdirilmesi, okul yöneticilerinin kaderinin valilerin, il milli eğitim müdürlerinin iki dudağı arasında bırakılması, okul yöneticilerinin atanmasında siyasi parti yöneticilerinin etkili olması, 2 yıl önce değiştirilen MEP Merkez Teşkilatı'nın yeniden değiştirilmesi, stajyer öğretmenlere getirilen uygulamalar ile AKP iktidarının kendi yandaşlarını öğretmen olarak atamasının önünün açılması, eğitimde korkunun hakim kılınması, okulların siyasallaştırılması, sindirilmiş, baskılanmış, ezilmiş eğitimci ordusunun yaratılması, bakanlık teftiş kuruluna düşmanca yaklaşımlarda bulunulması, il eğitim denetmenlerinin taleplerinin karşılanmaması, insanların sosyal statülerinin ellerinden alınması gibi asla kabul edemeyeceğimiz birçok hususu barındıran bu yasayı şiddetle ve nefretle kınıyoruz. Tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz kurtuluşa, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz. İş ekmek davamız millet için. AKP'nin 12 yıllık iktidar süresince orta ve yüksek öğretime geçişte eleyici, ezbere dayalı, elit bir geçiş sistemi desteklemiş, dershanecilik teşvik edilmiş ve çözüm olarak ortaya atılmıştır. Eğitim tarihinin en büyük tasfiyesine yol açacak özelleştirmeci ve yerelleştirmeci yasa tasarısı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Kurulu'nda görüşülerek yasallaşması beklenmektedir. Kamusal eğitim alanı daralacak, kamu kaynakları özel okullara aktarılacak, 652 sayılı kanun hükmünde kararname ile bir yandan eğitimden Atatürk ve ulusal değerleri çıkaran AKP iktidarı, diğer yandan da eğitimi özelleştirmenin altyapısını hazırlamış olacaktır. Kamu kaynaklarının özel okullara aktarılmasını, iş güvencemizin hedef haline getirilmesini ve eğitim yöneticilerinin tasfiye planını kabul etmiyoruz. Ses ses. Türkiye'de son 11 yıl içinde genel olarak kamu hizmetlerinde, özel olarak ise en geniş ve yaygın kamu hizmeti olan eğitim alanında hem içerik
hem de örgütsel işleyiş açısından tamamen piyasa odaklı politikalar hayata geçirilmiştir. Değerli eğitim çalışanları, basın açıklamamız burada sona ermiştir. Hepinize saygılar sunuyoruz. Sağ olun, var olun. Oh, you need to shine. You must have a star.